Yeni ev tutmuştuk. 2 ay olmuştu. O 2 aylık süreçte ev sahibiyle bazı problemler oldu. Ev sahibinin de oğlu cezaevindeydi. Cezaevinden çıktı, bizim acil çıkartılmamız gerektiğini söylediler. Biz de o acil ilk süreçte çıkamayız dedik. Patronum tutmuştu zaten o evi bana. Sonra orada bir arbede yaşandı. Arbede sonucunda da çıkmak zorunda kaldık. İki çocuğum vardı, biri vefat etti. Bir çocuğum var, eşim bir daha hamile şu anda. Her yere gittik, depremzedelerden dolayı dolu olduğunu söylediler yerlerin. Bir yere koyamadılar yani. 2 aylık süreçte hastanelerde kaldık, parklarda kaldık. Bazen paramız olursa otellere gittik. Yani 400-300 milyon oteller var. Bazen paramız olursa oralara gittik duşmuş alabilmek için. Öyle yani. Ama çoğu zaman hastanedeydik yani. Hastanede kaldık. Geçici olarak da olsa, tamamıyla da değil, geçici olarak da olsa bir konaklayacak bir yer istiyoruz. Zaten gerisini ben işime gidip yapabileceğim yani. Ama şu an hiçbir şey yapamıyorum, elim kolum bağlı. Ya ben sosyal hizmetlere gittim, yardım istedim, konaklamak için bir yer istedim. Konaklamak için derken yani bana çocuğumun 4 yaşında olduğunu, ebeveyn yaşına geldiğini, bu sürecin bu şekilde devam ederse çocuğu almak zorunda kalacaklarından bahsettiler. Bir daha da gidip bir yardım talebinde bulunamadım sosyal hizmetlere. Çocuğumdan tabii ki de ayrılmak istemediğim için bir daha gitmek istemedim. Tahminim ya 2 ya 3 aylık. Ya bu stresin sıkıntıdan fark ediyorduk zaten. Hemen normalde hani hastalıktan şu an rahatsızım biraz. Belki hastalıktan dolayı bu şekilde olduğunu düşünüyordum ama gebelik testi yaptım. Şu an hani daha ne kadar aralık olduğunu bilmiyorum ama hamileyim. Ya şimdi anlattığı gibi hani hiçbir şeyimiz yok. Biz zaten evi tutarken bize dediler hani oğlumuz cezaevinde. Oğlumuz çıktığı zaman hani ev boşaltabilir misiniz? Ev bulduğumuz zaman boşaltabiliriz dedik. Eşime saldırılar oldu bir şey yani birkaç kere. Mecbur hani eşimin anlattığı gibi yani. Ya çocuğun psikolojisi her gün geliyorlardı eve. Eşime böyle koluna falan vuruyorlardı hani şey yapıyorlardı. Birkaç kere de saldırmaya kalktılar. Çocuğum da çok korktu bu şeyden. Kulaklarına falan tıkıyordu. Ondan sonra ben eşim evi boşaltmak istemiyordu kira sözleşmemiz var diye. Ben dedim hatta eşime patronuna güvenerek hani biz çıkalım en azından huzursuzluk olmasın. Eşine patronuna güvendik. Patron da bizi her yerden engelledi. Bizim tek isteğimiz yani hani biz sürekli bir yer istemiyoruz. Sadece 1-2 hafta ya da 1 ay en fazla kalacak yer. Zaten o da çalışır. Ben de evde bir iş yaparak kendimizi toplamaya çalışmayı düşünüyoruz.